Ya Meryem. Ha bu görüntülerden benim neden bu kadar geç haberim oldu? Tam düğün sonrasıydı. Yani huzurumuz kaçsın istemedim. İyi de ha bugün söylemişsin, ha bugün söylemişsin. Bak huzurumuz gene kaçtı işte. Ha ne yapsaydım? Bütün malı mülkü vaide mi devretseydim? Ha ver gitsin ya, ver gitsin ya. Bizim o malı mülke ihtiyacımız var yani. Ha bizim ihtiyacımız yok tabii. Yani biz her şekilde, her yerde yaşarız. Ama Zeynep'im var. Selim'im var. Bir oğlum var. Ya onlar bizim geleceğimiz Şevket. Ha onları nasıl vaidin eline bırakırım? Anladım da yani biz de böyle ömrümüz boyunca hep böyle diken üstüne mi oturacağız da? Tamam. Diyelim ki senin dediğin gibi bütün malı mülkü vaide devrettim. Peki onun bizi rahat bırakacağının bir garantisi var mı? Yok. Bu herif elimizdeydi bize huzur vermiyordu. Şimdi elimizde değil kaçta gitti ki hala huzur vermiyordu. Vahid'in tek düşmanı biz değiliz Şevket. Hani belki biri öldürüp onu bir kenara attı. Keşke. 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 Ya öyle olursa hayatımızın sonuna kadar hapiste kalırız. Ya sen niye anlamıyorsun ki? Ona bir şey olursa direkt suçlu biziz. Hoş geldin. Hoş bulduk Yadigar ablam. Uyuta kata güzel çiçekler. Hayırlı akşamlar. Uy Cevat hoş geldin. Geç otur. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırdır Cevat? Ne bu şıklık? O çiçekler, çikolata. Hayırdır yenge, hayır hayır. Bu hayırlı iş için Ayfer abla yok muydu ya? Ha? Hayatım ne yapacağız bu Şazimet meselesine? Yemin ediyorum Ayfer abla öldürecek beni. Hatice sen de yani kadını öyle seviyoruz, aşığız falan demeseydin keşke. Ya ne deseydim yani? Aşağı tükürsen bir şey, yukarı tükürsen bir şey yemin ediyorum. Brezilya dizlerine döndük Estelle Alejandro gibi. Ay sen Alejandro falan deyince ben bir an şey... Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Tamam aşkım ya, üzülme, halledeceğiz. Annemi ne yapacağız? Tutturdu Şaziment tatile çıkalım diye. Şaziment tutturdu Sivas'a gideceğim diye. Yemin ediyorum saçlarım dikildi, tipe bak. Evet, o da var. Ve Şaziment bizim yumuşak karnımıza çalışıyor. Ben Ayfer ablayı düşünüyorum. O benim nerelerime çalışacak, onu düşünüyorum. Belki sen korkuyor musun Ayfer teyzeden? Evet, ben korkuyorum. Yani kadından tek başına korkuyordum zaten. Bir de darbeli Haydar'ın sevgilisi oldu. Ben bana neler yapabileceklerini düşünemiyorum bile. Fatih'ciğim saçmalama. Bizim şu anda önceliğimiz Şazimet'in burada kalması. Sonra sırayla yapacağız hepsini. Hayır hayatım. Şu anki önceliğimiz benim hayatta kalmam. Fatih ne alakası var senin hayatta kalmanın? Sen ne yapacaklar ki sana sanki? Ne oldu? Ayfer ablam yok. Ne? Yaşanma. Fatih gel mi? Yanındaki de Şazimet. Ulan Fatih gel lan buraya. Ne yapıyorum ben ya? Lan Fatih. Gel lan buraya. Bacaklarını kıracağım senin. Gel lan buraya. Utanmayayım lan ırz düşmanı. Ayfer ablacığım yemin ediyorum Şazimet'in bir suçu yok. Darbeli abi. Hani ya? Lan gel lan buraya. Terbiyesiz ırz düşmanı. Dur hele sen dur. Ben şimdi gidip Şazimet'in bacaklarını bıkarım. Senin de aklını alacağım. Alacağım o aklı. Şazimet. Öyle dur bakayım ya. Bu işler öyle aceleye gelmez. Yavaş yavaş. Tamam. Ha şimdi her işin bir usulü, bir adabı, yordamı var değil mi? Tamam. Ha şimdi ben Ayfer'i çağıracağım, buraya oturtacağım. Tamam. Ondan sonra kendisine bir hal hatır soracağım. Tamam. Ondan sonra da yavaş yavaş böyle bir konuya gireceğim. Tamam. Ulan bir dur da her şeye tamam tamam değil durma ya, kafa kalmadı ya. Tamam. Ulan ben nerede kalmıştım? Şey, yol, yordam, hal, hatır. Ha şimdi Ayfer'i oraya otur diyeceğim. Oturacak, sonra ben hal hatır soracağım. Sonra kendisine yavaş yavaş konuyu açmaya başlayacağım. Sen de kalkıp geleceksin. Ya çiçeğini, çikolatanı vereceksin, elini öpeceksin. Sonra Allah'ın emri peygamberin kalbiyle kızı isteyeceksin. Ama bak. Ha burada damdan düşer gibi bir laf sakın söylemeyeceksin anladın mı? Ya aşk olsun reis ya. Sen beni bilmiyor musun? Ben yapmam öyle şeyler. Her şey böyle yol yordam hal hatır. Taktik kafaya. Dur hele dur. Seni bir elime geçireyim. Bak nasıl dayak manyağı yapacağım. Mal değine sen. Allah'ın malı.
Şazimet! Kaç! Şazimet! Geberteceğim ben seni. Şazimet, gebertim seni Şazimet. Şazimet! Kaç! Şazimet! Ya yine ne var anneciğim? Geberteceğim seni Şazimet. Bu sefer var ya sen bana... Ha nereden geliyorsun sen böyle? Şeyden geleyim ben abi. Bizim bir eski mahallede hani bir tane Neriman abi vardı bileyim mi abi? Ya neyse ne tamam ya. Ha bak Cevat buraya hayırlı bir iş için geldim. Ne hayırlı iş abi? Allah'ın emri peygamberin kavliyle Şazimet'i kendime istiyorum. Verdim gitti. Haydi hayrını gör. Ne? Harbiden mi? He, yanında yüzük ney var mı? Var 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 var. Çıkar çıkar ne ha? Çıkar çıkar. Çıkar yüzüğünü. O zaman yüzüklerimizi de reis babam taksaydı. Erasim'e gerek yok evladım. Uzat parmağını. Hah. Uzat kızım sen de parmağını. Haydi. Bir yastıkta kocayın. Aa. Çocuklar heyecandan bayıldı. Ne hain kadınsın ha. Çırpın ay kıza burada. Çırpınıysa kendine çırpınay. Sağ mı çırpınay? Kalksın. Kızım kalksana yavrum. Zeynep. Ay. Oh. İyi vallahi. Şimdi de buraya mı yerleşmeye karar verdiniz? Mukaddes saçmalama. Burası onların da evi. Yani çocuklarımızı sokakta mı görüşseydik? Biz aslında av köşküne izinsiz girdiğimiz için özür dilemeye geldik. Evet. Bu evde özür dilemesi gereken bir kişi var. O da kendini biliyor. Yani. Yani. Ayrıca saçmalamayın çocuklar. Orası da bizim olduğu kadar sizin eviniz. Çocuklar, özür dilenecek bir şey yok. Teşekkürler Fehmi babacığım. Fehmi baba da nereden çıktı oğlum? Baba de yeter. Teşekkürler babacığım. İyi vallahi. Oldu olacak bu malikanenin tapusunu da bu kerkenizin üstüne yapalım. Tam olsun yani. Aa, bak bu iyi fikir Mukaddes. Mukaddes, sen böyle yapmaya devam edersen yakında o da olacak. Aa, abim geldi. Bana sevinmiş numarası yapma. Sevindim tabii abi ya. Bak ben eşyalarımı unutmuşum. Onları toplayacağım. Bana yardım eder misin? Bana ne? Git kocanla topla. Tamam aşkım ben gelirim sana yardımcı olayım. Şakala bak şaka. Hemen fırsattan istifade. Yardım. Sen otur. Ben abimle toplarım. Otur. Oturayım. Hadi abiciğim. Ne toplayacağım ya? Hadi. Ne? Mukaddes, yedin çocuğu gözünle. Bakma. Şuna bak. Şuna bak. Ya kızım bir dursana. Niye ittiriyorsun? Senin odana gitmeyecek miydik? Niye buraya geldik? Boş ver şimdi odayı. Ben yalnız kalmak istedim. Niye? Şimdi biz gençlerle konuştuk. Karar verdik. Doğum günü partisi yapmak istiyoruz. Kimin doğum günü? Yuh abi. Ya biricik kardeşin doğum günü nasıl unutursun? Unutmadım şaka. Ha? Biliyorsun değil mi? Selin. Hı. Bu Zeynep'le beni böyle bir araya getirme planı mı yoksa? Ne alakası var ya? Ayrıca sen harbiden unutmuşsun ha. Konuyu değiştirme. Değiştirmiyorum konuyu. Geliyor musun gelmiyor musun? Bak annem Orhan'dan nefret ediyor ya. Sürekli aşağılıyor çocuğu. Biz de o yüzden kendi kendimize böyle bir eğlenmek istiyoruz. O yüzden senin de yanımda olmanı istiyorum. Hmm. Peki ya Zeynep? Zeynep nereden çıktı şimdi? Yani sonuçta kocanın ablası. Çağırmayacak mısın? Ne çağıracağım ben o çirkefi? Aa yani biz kendi kendimize eğleneceğiz. Şimdi o bir şey yapar, keyfimizi kaçırır bizim. Çağırmayacaksın yani. Çağırmayacağım tabii.
Ya biz kardeşiz. Ben senin öz böz biricik kardeşinim. O kim? Dış kapının mandalı. İyi bari yani o çirkef gelmeyecekse ben gelirim. Gerçekten mi? Canım abim. Tamam, tamam, tamam. Ayarlıyorum. Çakal seni. Vay çakallar. Demek bizimle oyun oynamak istiyorlar, he? Ya sen ne diyorsun hayatım? Yani öz kardeşim resmen gözlerimin içine baka baka yalan söyledi. Aşkım üzülme. Yani üzülmene gerek yok çünkü biz de onlara yalan söylüyoruz. Çok normal. Ne yapacağız peki? Tabii ki de oyuna geleceğiz aşkım. Böyle bir fırsat tepilir mi? Nasıl yani? Partiye gidiyoruz o zaman. Evet sevgilim. Çünkü onlarla eğlenmeye gidiyor olacağız. Aslında hakikaten ha. Biz istedik bir göz, Allah verdi iki göz. Rahat rahat buluşmuş, görüşmüş olacağız. Evet sevgilim, hem de doya doya hasret gidereceğiz. Kaçmadan, saklanmadan bulduğumuz her fırsat değerlendirebiliriz aşkım. Aynen öyle. Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu salaklar kesinlikle gecede bizi yalnız baş başa bırakmaya çalışacaklar. Bak görürsün. Yani? Yani biz de oturup rahat rahat pişpirik oynarız abi. Ben bilmiyorum ki pişpirik. Fatih'cim ve metafor yapıyorum aşkım. Pişpirik derken metafor yani. Anladın mı? Anlasana. Senin derdin başka kızım. Evet, benim derdim sensin aşkım. Her şey sensin. Öpüyorum seni, hadi bay bay. Hocam söylesene, niye topladın bizi buraya da? Ne diyeceksin, çabuk söyle. İşimiz gücümüz var bizim. Şimdi bu öyle kolay bir konuşma olmayacak. Ama yani er ya da geç konuşacaktık zaten. Ya eveleme geveleme artık, konuş bir şeyler söyle artık da uşağım. Ne diyeceksin da? Tamam tamam. Kamil. Efendimiz. Sizlerle iyi kötü günlerimiz oldu. Kah güldük, kah kavga ettik. Ama nihayetinde aynı çatının altını paylaştık. Hadi kısa kes, kısa kes. Çabuk söyle. Tamam. Diyeceğim şu ki, sizin kendinize yeni bir ev bulmanız lazım. Gene kovuyor musun bizi? Yok, 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 yok. Kovmak demeyelim ya. Yani kardeşim şey, mecburiyetten diyelim. Çünkü yakında bazılarımızın hayatı ciddi şekilde değişecek de. Kamil, sen bunun dediklerinden bir şey anlıyor musun? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyorsun uşağım? Şimdi anlarsınız. Aha. O nedir da? Söz yüzüğü. Üstünüze afiyet. Dün akşam Şazi Mentim'le ben sözlendik de. Ayfer anneciğim de böyle çok uzun bir zaman falan kaybetmeyelim. Merasime falan gerek yok. Hemen böyle yıldırım nikahıyla evlenelim istiyor. Kamil, o gene rüya görmüş. Ya akşam üstünü örttüm ama demek gene bir tarafları açık kalmış. Siz adam yerine koyup tatlı tatlı anlatan da kabahat. İster inanın, ister inanmayın. Aha, size 3 gün müddet. Ya paşa paşa eşyalarınızı toplar, kendinize yeni bir ev bulursunuz... Ya da sizi kapının önüne ben koruma. Hadi kış, kış, kış. Yani 40 yılda bir evden dışarı çıktım. Olan bitene bak. Bana bak Fadik. Gider konuşur musun? Ne yaparsın bilmiyorum ama ben hayatta da evlenmem o Cevat'la ha. Aa, niye öyle diyorsun ya? Çocukluğumuzdan beri tanıyoruz. Mis gibi çocuk Cevat. Niye öyle diyorsun? Kızım ben sana hep ne diyorum ha? Dokunsal bir insan değilim diyorum, değil mi? Bu sebepten ötürü evlilik bana ters. Bir başka de işte karakterime aykırı. Ya kızım ben daha seninle aynı odayı paylaşamıyorum. Bir adamla mı yatağa gireceğim ha? Yok öyle bir şey. Allah'ım selamlı kavlen, sen benim aklımı koru ya Rabbim. Ne diyorsunuz kızsız burada? Ha? Ne diyorsun sen burada? Niye çıkıp iki işin ucundan tutmuşsunuz ya? Ha, unuttun mu? Ben cezalıyım mami. Yok. O geçti canım. Artık senin başın bağlı. Bundan sonra sözün ne derse o. Ya, ya anne. Anneciğim bu iş valla böyle olmaz. Ya sen bir kere sordun mu bizimkine Cevat'ta gönlü var mı diye? Kız ben bunun neyine soracağım senin kimde gönlün var diye ya? Bunun bilgisayardan başka nerede gönlün olabilir ki?
Şimdi sen de ölünce tabii haklısın ama. Ne aması ya? Ne aması? Siz bana karşı mı geliyorsunuz kız? Siz var ya, sizin ikinizin de bacaklarını kırarım ha. Bu kız o Cevat'la evlenecek. Alnımıza sürülen bu kara lekeyi de temizleyecek. İşte o kadar. Bitti gitti. Ne oluyor ya? Ben anlamadım. Ne lekesi? Anne biz aşiret miyiz? Yemin mi verdik Cevat'a biz? Fadik, kızım. Bak sen bu işe hiç karışma. Sen var ya, benim bu dana hakkında bildiklerimi bir bilsen, bırak bunu savunmayı, bu danayı damdan aşağı sallarsın beyler, sallar. Şazimend, sen ne yaptın? Anneciğim bak, tamam bak, görmüyor musun Halil? Ne yaptıysa yaptı, yapmış bir şey işte ama bak bu kadarı fazla anne, gerçekten diyorum sana ya. Yani ben karışacağım artık, bir şey karşı çıkıyorum. Ben sana buradan bir karşı çıkmak durumunda kalacağım beyler. O zaman göreceğim nasıl karşı çıkıldığını ha. Alo. Efendim Meteciğim. Kapıda mısın? Mete bak biz orada yavru kediler var tatlım. Sen onlarla oyalan, ben hemen hazırlanıp geliyorum. Tamam canım, tamam. Sen nereye gittin kız? Kırk ayak. Senin haberin yok mu ya? Bugün Selin'in doğum günü. Av köşkünde ona parti yapıyoruz. Şazi. Hadi sen de bırak ağlamayı, hazırlan gel sen de benimle. Bir dakika canım, o hiçbir yere gelemez. Onun artık başı bağlı. Sözlüsüne haber veremeden bu evden dışarı çıkamaz. Hatta onun bu evden dışarı çıkması yasak. Anne görmüyor musun kız delirdiyce ya? Anne vallahi bu kadarı fazla, ne olursun. Ben biliyorum sen neyin peşindesin. Ben seninle bu aralar ilgilenemedim. Şu doğum günü olayı geçsin, ben seninle ilgileneceğim. O Haydar'la da ilgileneceğim ben, tamam? Hadi öptüm. Sen de gidemezsin bir yere. Gel gel. Senin de dilin papuç gibi. Gel kız buraya. Kız. Kime diyeyim? Dur sen dur. Seni de ben öbür odaya kilitleyeyim de. Sen o zaman görürsün kim kiminle ilgili. Sen de. Kalk kız şu yatağa. Kalk kız şu yatağa. Sen de. Kalk yatağa. Yatağa. Yatağa da sığmayayım. Dara. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hala hazırlanmadınız mı? Niye hazırlanacaktık ki anne? Size inanmıyorum. Mukaddes, sen de mi hatırlamıyorsun? Ay ben de kafamı kaldı. Anneciğim ben neyi hatırlamıyorum? Bir de ben anayım, ben doğurdum deyip ortalıklarda dolaşıyorsun. Ne alakası var şimdi? İnsan çocuğunun doğum gününü unutur mu hiç? Selin! Ay vallahi bende kafa yok ya. Vallahi şu anda ne kadar utanç içindeyim anlatamam. Ben nerede olduklarını biliyorum. Hadi kalkın hazırlanın, hep beraber oraya gidelim. Sürpriz yapalım, hadi kalkın. Gitmesek mi sultanım? Rahatsız etmesek mi çocukları? Rahatsız etmek mi? Bütün günü geceyi onlarla birlikte geçirmeyeceğiz ki. Hediyelerini verir, kutlar döneriz. Hem ben torunumun böyle bir gününde yanında olmayı çok arzu ediyorum. Eminim rahatsız olmayacaklardır. Annem haklı hanımlar. Bir an önce kalkın giyinin, yola çıkalım hadi. Ben de Şevket'i arayayım, ne olsa Selin'in ailesi onlarda. Ayol bırak şunları arama, bir şeyden de eksik kalsınlar. Bırak. Olur mu öyle şey canım? Fehmi onlar geliyorsa ben gitmiyorum. Gerçekten mi? Vay be. Geliyorum. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Geliyorum. Babam seninkiler de yerleştiler oraya. Hiç gelmeyi düşünmüyorlar galiba. Ula Ayfer'in ne yerleşmesi de? İki gün kafa dinleyecekler. Ha bugün yarına gelirler. Hanımlar. Fehmi aradı. Hepinize selam var. Oy aleyküm selam. Ne diye? Ha bu Selin'in doğum günüymüş de. Öyle miymiş? Hadi kalkın hepiniz gelin diyor. Kıza sürpriz olsun diyor. E tamam gidelim. Yani ailecek bir arada oluruz ha. Yenge ha bu işten Mukaddes Hanım pek memnun olmayacak gibi geliyor bak. Aman boş ver Mukaddes Hanım. Maksat çocukları sevindirmek. Ha siz şimdi gidelim mi diyorsunuz yani? E gidelim abi de. Gidelim. Elif su gelsin okuldan. Hep bir hazırlanalım çıkalım. Ha? İyi madem gidelim. O zaman Ayfer sen söyle de kızlara hazırlansınlar. Üstlerine başlarına doğru düz bir şey giysinler. Gidelim haydi. Ha yok biz gelemeyiz. Niye o?
Kız ben kendimi çok yorgun hissediyorum ya. Biz de biraz evde oturup da kafayı dinleyek diyeyim. Ben Selim'in o zaman şeylerini hazırlayayım da ona göre. Kız otursun ya, ne gerek var? El kadar çocuğu niye sürüyorsunuz oraya? Ben bakarım Selim'e de evde nasılsın? Uy. Ayfer emin misin? Kız ne var bunda emin olmayacak? Allah Allah, hiç mi çocuk bakmadım? Bu iki danayı kim yetiştirdi zannediyorsun kız sen? El kadar çocuk bakarım ne olacak? Oyalanırız beraber. Tamam o zaman çaylarımızı içelim sonra hazırlanırız. He. Sürersin ama öyle de. Bitti hayatım, bitti. Dur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz şöyle. Fadik bunlar kim? Selin'in arkadaşları. Niye gelmişler ki? Bugün biz biz olmayacak mıydık? Öyle olmaz Mete. Sadece biz biz olursak Zeynep'in dikkatini çeker. Yani bu arkadaşlar bir nevi kamuflaj. Anladım. Ya nerede bunlar ya? İkisi de yok ortada. Ya daha zaman var, gelirler. Ya gelmezlerse? Ya, ya almadılarsa? Yok yok, gelirler ya, merak etmeyin. Pozitif düşünelim. Ben Zeynep'i bilmem ama abim kesin gelecek. Ya ben zaten bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Önemli olan gelmeleri değil. Mühim olan geldikten sonrası. Yani düşünüyorum da ya bunlar çekip gitmeye falan kalkarlarsa ha? Kocaman insanlar bunlar. Nasıl durduracağız biz bunları? Pozitif? Pozitif. Ben orasını da düşündüm. Nasıl düşündün? Görürsün. Bu ilaçlar annemde işe yaradıysa bizimkiler de kesin yarayacak. Ya işe yaramazsa? Ya içmezlerse? Artık işin o kısmı da bizim maharetimize kalmış. Yani onlara sezdirmeden, ısrar etmeden usul usul içireceğiz. Ama... Orhan! Ya elimizden geleni yapıyoruz işte. Pozitif ol birazcık, yapıcı ol ya. Pozitif. Ya şöyle bir araya gelip bir oraya mı çeksek acaba ya? Heh. Operation ha. Unseparated. Hadi elleri göreyim. Tamam. Ooo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 o
yaptın be ya? Ben ne yaptım ya? Ne demek ne yaptın? Elin erken çekici olmalı ya. Bir şey olduk ya. Bir şey olmaz. Şöyle vereyim usta, tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Hazır mısın hayatım? Fatih ya, burası gece biraz korkunç oluyormuş. Ya acaba beraber mi girsek, ne olacak ya? Hayatım olmaz, birileri görebilir. Yani ne yapalım, bu oyunu oynayacağız. Tamam. Sen o zaman ben eve girene kadar sakın gözünü benim üzerimden ayırma, tamam mı? Mutlaka gözün üstümde olsun, tamam mı aşkım? Kapıdan içeri girene kadar. Tamam hayatım, tamam. Gözüm üstünde, merak etme, hadi. Çok tatlısın. Öyleyim tabii. Ay, bakalım bu gece nasıl entrikalar hazırlandı bizim için. Hep birlikte göreceğiz bakalım. İyi tamam, ben giriyorum. Sen gözünü üzerimden ayırmıyorsun. Ne eksik ne fazla, 5 dakika sonra kapıdasın, tamam mı? Tamam hayatım, merak etme, hadi. Thank you.
size ne yapıyorsunuz? Ne haber Mete? İyidir senden. İyidir benden de sağ ol kızım. Zeynep'im hoş geldin. Hoş buldum, ne güzel olmuşsun. Canım benim, hadi ver mantığını. Vereyim, vereyim o. Ne oldu oraya, hayırdır biri mi gelecek? Birine mi bakıyorsun? Hey oho. Hocası sen gelecektin işte, seni bekliyorduk. Kime bakacağım ya, hoş geldin. İyi, hadi bakayım. Hadi. Hadi içeri geçelim. Ne güzel büyümüş burası ya. Allah, ne güzel süslemişsiniz. Çocuklar yalnız helal olsun size, gerçekten nasıl partileyeceğinizi çok iyi biliyorsunuz ha. Ben yaptım abla. Bunların hepsini ben yaptım yani. Şahsen ben kendim yaptım. Aşkım için yaptım. Aşkımdan yaptım. Bir tek pastaya dokunmadım, o kadar. Allah Allah ya. Vay be. Bu Orhan var ya senin. Küçükken ben bir bardak su isterdim, getirmem diye kendimi yerlere atardı. Ama şimdi sevdiği kadın için neler yapıyor bak. Aferin aslında. Seninle çok gurur duydum ablacığım. Aferin. Sen şimdi kızıyor musun? Takdir mi ediyorsun? Ben anlamadım ha. Takdir ediyorum ablacığım. Aa. Ya biz aslında hepimiz elimizden geldiğince bir şeyler yaptık yani. Hepinizin eline sağlık Meteciğim. Selin'cim ben de sana ufak bir hediye getirdim. Canım doğum günü tekrar kutlu olsun. Zeynep'ciğim çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı ya? Ne demek canım? Güzel günler diliyorum. Sen böyle istediğin birinin fotoğrafını koyarsın. Çok teşekkür ederim. Benim montum da mı kaldı telefonumda? Aşkım takar mısın? Takarım aşkım. Ya bu zaten takılı, dur. Şuradan geçireyim. Dur. Saçlarını göreyim. Hayırdır? Canım. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Ya romantiğe bağladık ya, öyle yeşil meşil görünce. Ya şimdi burası ormanlık bir arazi yani. Böyle belki bir sincap vardır, bir şey biz onu görelim bir istedik. Şey yani. Minik sincaplar. Bu soğukta, gecenin bu vakti. Sincap. Aa. Ben sana demiştim. Bak Zeynep de söylüyor, kız haklı. Yapma bu kız, sincaplar kış uykusuna yatabilir demiştim sana. Siz sabah yine da ne işler çeviriyorsunuz bakayım? Hı? Doğum günü hediyesi ayarladık. Ama onun için onu fark ettirmeden içeri almaya çalışıyoruz. Sürpriz olacak. Selin hediyesi mi? Evet, evet, evet. Ha desenize ya. E tamam canım, ben bakarım. Siz geçin. Hayır, yok, yok, yok. Ben beklerim. Gerek yok. Siz gidin, tamam. Hallederim ben. Tabii. Ne Zeynep'in orada ne iş var ya? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir şey düşün, bir şey düşün, bir şey düşün. Telefon. Abla, Zeynep. Abla, geldi ya, fotoğraf çektireceğiz sana da. Selfie. Şöyle. Bir şey verin, ağzını yüzüne falan vereceğiz. Vallahi yine dur, biteceğiz. Dur, 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 bir dur. Çek. Şöyle çek. Ha, yan değil, dik çek, dik. Güzel, düzgün çek. Hediyemizi çek. Tamam, düzgün çek, şuradan yukarısını tamam, çek. Bakın, çekiyorum. Çektim. Ya bu kazaktan ya. Şu pembeyle neli? Çünkü çilek mi o? Çilek. Aa. Zeynep, hadi sen de beni kocanla çek. Ben çekeyim. Heh, hadi. Ha. Şu çikolata. O kadar bizi fotoğraf çektirmedik ya. Çeksene Zeynep. Şu çilek tamam. Ya, ya abla çeksene. İyiymiş. Ya Zeynep ya. Ya bizim seninle hiç selfimiz yok. Çekelim. Çekil. Sen benim bir gözlüğü falan taş bakayım, öyle çekelim bir değişik. Gözlüğünü ya, tek. Tak tak, çok yakışık. Allah Allah. Ab, oo, sen nasıl görüyorsun bunu Mete? Herkese merhabalar. Hayır, hani bu gelmeyecekti? Hı? Al şunları, al. Aşk olsun senin sana, vallahi aşk olsun ya. O kadar güzel kandırdın ki beni, yani böyle bir kumpas ben hayatımda görmedim. Sen abine yalan mı söyledin? Ben gidiyorum ya. Ben daha fazla burada kalamam, gidiyorum. Sen dur, ben giderim. Hayır hayır ya, lütfen ben gideceğim. Sen kal bu hayvan katliamı köşkünüzde. Av köşkü burası, saçma sapan konuşma. Aynı şey Allah hayvan katliamı yemedikten sonra konuşmadan bahsediyorsun. Hayır hayır! Yeter! Abi sen şu köşeye. Zeynep sen de o köşeye. Boks mu yapacağız?
Ya benim hatırım için bile bir saat birbirinize katlanamayacak mısınız? Katlanamayacaksanız eğer... bir daha yüzünüze bakmam sizin. İsterseniz çıkın gidin şimdi bu evden. Çıkın ama o kapıdan çıktığınız zaman... bir daha sizin yüzünüze bakmam. Sizinle asla konuşmam. Ben ve diğerleri de dahil. Ben de konuşmam ben de. Vallahi konuşmayız. Hı. Ya ben bile konuşmam ya. Şimdi karar verin bakalım. Gidiyor musunuz, kalıyor musunuz? Sırf sizin hatırınız için şurada bir saat oturacağım. Bazıları yanlış anlamasın. Benden de o kadar. Bazıları bir şey anlamasın. İyi. Bravo abla. Al. Of be, yani geldiğimden beri zaten dilim damağım kurudu. Yiyecek hiçbir şey vermediniz yani. Ne güzelmiş bu. Biraz daha al, biraz daha. Sen de. Ben bakarım. Sürpriz! Sürpriz! Canım! Paçoz! Bu paçozun burada ne işi var? Ya ben çağırdım. Bugünümde bütün sevdiklerimin yanında olmasını istedim. Ne var? Tamam o zaman. Hadi eğlence başlasın. Sen de şu çayından iç biraz tatlım. Biraz güzelleş bakayım. Ben içeyim, güzelleşeyim. Ah. Ulan bana bak. Bu herifin ne işi var burada? Ulan insanda biraz utanma olur ya. Biraz haya olur be. Şişt, git. Kız sakin ol. Bak, Selin'in doğum günü. Tamam mı? Ha, Selin bizim gelinimiz. Bak, Selin de Orhan da çok üzülür. Bak sakın ha sakın. Taşkınlık yapayım deme. Lan şişt, benim adım Taşkın be. Ulan ben sığmam enginlere, taşarım. Bu herifin burnunu da kırarım şimdi. Şişt, sakin ol Şevket. Hadi dans çocuklar, dans. Ben o zaman müziğin sesini açayım hemen. Hadi bakayım. Cüm aç. You're pretty little lady. You know you drive the boys crazy. No need to change baby. Teyze, hoş geldin, içer misin? Hoş bulduk. Tamam mukaddes. İç güzelleş. Sana da tamam. Yarasın. Tamam, sana mukaddes. Çok iyi tamam, geliyor. Ben sen iç mukaddes. Tamam. Aşkım. Nasıl kandırdık ama değil mi? Evet. Ben, ne oluyor lan burada? Baba bir şey yok ya. Salak salak şeyler söylüyor bana. Ben de içerideki insanları rahatsız etmeyeyim diye çektim burada konuşuyorum ya. Zeynep. Hadi kızım kalk. Kalk gidelim buradan yoksa benim elimden bir kaza çıkacak. Hadi. Baba hadi. Ne yapıyorsun ya? Nereye gideceğiz? Biz gidelim de bu meydanı bunlara mı bırakalım ha? Senin onların kızıysa bizim de gelinimiz babacığım. Gidemeyiz. Bırakamayız onu burada. Ulan. Ha o zaman burada bu herifin üzerine mi göreceğiz her dakika böyle? Babacığım Selin'le Orhan için. Selin'le Orhan için öyle düşün. Ulan ne haliniz varsa görün be. Sizinle mi uğraşacağım ben? Ulan bana bak. Ha bu kızın etrafına 10 metreden fazla yanaşırsan canını okurum bak, anladın mı ha? 10 metre çok, salon küçük. Ulan ben seni ikiye atmış bir kutunun içine koyacağım da. Bak o zaman göreceksin sen tamam. Ne oluyor ya. Tamam babacığım, tamam sana gel. Hadi gir. Then the earth is so
Elisun. Meryem. Ya hadi gel. Hadi kalkın gidiyoruz. Ne oldu abi? E kalkın gidiyoruz dedim eve de. E daha yeni geldik Şevket. Ha ben ne dedim? Burada lafı ben söylerim. Hadi kalkın gidiyoruz. Ya ben gitmek istemiyorum. Ya ben de gelmiyorum. Ben de gelmiyorum abi. Selim benim gelinim. Ben burada kalıyorum. Ya hadi gel. Sen bana ne diyorsun? O zaman ben kendim kendime gidiyorum. Haydi bakalım. Git. Ya Şevket. Şevket. Tamam, sen kal, çocuklarla ilgilenmeye devam et. Ben gidiyorum. Tamam. Nasıl aldık? Ya gençler, kusura kalmayın. Ha böyle biraz şey işte. Ne yapacağım? Yaşlı, yaşlı. Ya. Hadi aç müziği. Açayım ben müziği ya. Aşamasına geçiyoruz tatlı. Abimle Zeynep'i aynı yatağa sokacağız. Gerisi onlara kalmış. Ay sen aklımda değilmiş. Yollar ayırsa bile. Yollar ayırsa bile. Annem. Kimseyiz tamam mı? Ben de.
Belki çılgın sevgilim. Ay Mert'im. Delicesine. Biz ayrılamayız. Bütün gece uyuduk mu? Ay vallahi anlamadım ki yani. Daha yeni rüyamda göbek atıyordum ya annenle. Ne diyorsun? Annenle. Ya bir şey diyeceğim. Ay inanmayacaksın ama aynı rüyayı ben de gördüm. Nasıl ya? Vallahi. Ay nasıl aynı rüyayı sen de gibi Fatih işte, ya. Ben de gördüm. Ay vallahi aynı rüyayı ben de gördüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.